Biraz da geçmişe çok fazla dönmek istemiyorum ama bunu da sormazsan bu röportajda ben de görevimi tam olarak yapmamış olurum. Yok, çok rahat olun, ben çok hoşlandım. İnsanlar geçmişte işte mahkemelerle, bir takım tatsız olaylarla zihinlerinde sizleri hatırlıyorlar. Aynı zamanda Oktay Bey'in de ailesiyle ilgili problemleriyle. Bu bir imajdı ve üzücü bir imajdı sizin için. Çok fazla deşmek istemiyorum ama şimdi bu imajın değiştiğini ve dağıldığını düşünüyor musunuz bugüne bakarsak? İşin doğrusu benim imaj hiç ilgilenemem. Ben kendimi Allah'a adadığım için ben çok düzgün kara bir insanım. Yani sadece Allah'tan korkarım ve insanın ne dediğini hiç düşünmem. Başından beri öyle geldim, dikkat edersiniz. 10 küsur yıl bana dedirdiler. İftira ederim. Peygamberlere atılan bir iftira adı var. Benim için şereftir. Yani hayatımın en şerefli sözlerinin bir tanesi de hoşuma gitti. Ebru Şimşek isimli bayana musallat ettiler o çocukça. Çok çirkin görüntülerde, evet. Hiç konu etmek istemiyorum. Onu ispat ettik mahkemede. Benim bulunduğum ev tavanı asmolen tavan, yani dümdüz tavan. Herhangi bir kiriş yok. O bayanın bulunduğu evde alenen kirişler görünüyor, sarkıyor. Hı hı. Benim bulunduğum evde pencereler tavandan tavana kadar, o bayanın bulunduğu evde pimapen küçük pencereler var. Hı hı. Mahkeme heyetini bunu seyrettirdik. Baktık ki alelade bir apartman dairesi. 60-70 metrekarelik bir apartman dairesi. Benim bulunduğum ev İtalyan stilinde bir villa. Hiç alakası yok yani. Tavan yapısı asmolen. Pencereleri tavandan tabana kadar. Mahkeme heyeti, uzmanlar, avukatlar, bilir kişilerle birlikte filmler karşılaştırıldı. Uzaktan yakının alakası olmadığı tespit edildi. O tarzda bir şantajın, tehdidin de olmadığı, bir bayanın, bir beyin orada, yani çirkin bir görünümü var dendi. Ve ben bunu mahkemede beraat ettim. Fakat bu beraat etmeme rağmen bunu benim üzerime yine bıraktılar. Yani şimdi sorsanız... Yani akılda kalıyor evet, tabii ki bu tarz görüntüler. Bakın ben bu ağır cezası mahkemesinde beraat ettim ve bilir kişinin tespitiyle, mahkeme heyetinin tespitiyle, net, açık, aleni tespitle bu ortadan kalktı. Mesela kokain komplosu yaptı, biliyorsunuz. Bakın devletin karakolunda, emniyetinde, emniyet müdürlüğünde yiyeceğimin içerisine kokain kattılar. Düşünün. Ve adli tıp bunu tespit etti. Devletin kurumu tespit etti. Mahkeme tasdik etti ve beraat etti. Yani evime mesela kokain koydular. Ve yiyeceğime kokain koydular. Neden bu kadar çirkin şeylerle karşılaştınız sizce? Bakın, şeytan karşısındaki gücü ezmek ister. Yani şeytanla bizim bir mücadelemiz var. Yani materyalist düşünceyle, ateist düşünceyle, dinsiz düşünceyle bir mücadelemiz var. Bu mücadelede şeytan hasmını bilir ve ne yapması gerektiğini bilir. İddia edilen Ergenekon örgütü, masonik, şeytani bir yapılanmadır. Bu örgütü üzerimize saldılar ve bu olayların arkasında iddia edilen Ergenekon örgütü vardır. Biz 3 klasör kadar Ergenekon savcılığına bu belgeleri gönderdik. Yani bizden nasıl uğraşıyorlar, neler olmuştur, gelişmeler nelerdir, çok detaylı ve kapsamlı tarif edip anlattık. Ama tabii bunlar süreç oluyor, çok vakit alıyor. Mesela şimdi yeniden hakkında yine dava açtılar. 6 yıla kadar hapis cezasıyla dava nasıl açıyorlar. Nasıl davanın? 5 kişi toplanmışlar, 5-6 kişi toplanmışlar. Gizli tanık adamlar hikaye anlatıyorlar. Ne gördüğüm, ne tanıdığım insanlar, yani anlattığı hikayeleri hiç hatırlamıyorum. Ve gizli tanık. Çok kolay. Yani bir insan isterse yapabiliyor. Şu an çok müsait. 6 kişi topla, 7 kişi topluyorsunuz. Gizli tanık, adamlar anlatıyorlar. Biz de şikayetçiyiz diyor. 3-4 tane kişi. Konu bitiyor. Yani artık uğraş ondan sonra. 10 yıl kadar da basına yansıyor ondan sonra. Vay be diyorlar, neler olmuş. Neler yapmışlar diyor. Beraat ediliyor sonunda ama belki... Yani konu neydi? Evet. Gizli tanık, yani neye tanıklık etti? Sizin dava konusu. Aynı şeyler işte, biz çetedir bunlar, işte örgüttür. Bize baskı yaptılar, şunu yaptılar. Kardeşim çıkıp anlatsana, gırtlarını sıkacağız. Sen ne yapacağız yani? Biz senden çekiniriz, sen bizden niye çekiniyorsun? Yani bütün cümle alem üzerimize rahat rahat saldırıyor. Her türlü iftira atıyorlar. Hiç kimseye bir şey yok mu? Herkes zımba gibi. Gayet de sağlıklılar. Yani böyle bir şey olmayacağını da çok iyi biliyorlar biz. Benim çünkü şefkat, sevgi ve merhamet de benim düşüncem. Allah'tan korkan insanlarız. Velev ki kendimizi savunmamız gerekse bile biz insanlardan uzak durarak kendimizi savunuyoruz. Ama gizli tanık oldum ya, iftira imkanı çok rahat oluyor. Yani özgürce iftira atabiliyorsun. Yani bu avantajını kullanıyorlar.
Biraz bu cemaat konularını da merak ediyorum açıkçası. İşte çete demeyeceğim ben. Cemaat konusu derken hep en çok merak edilen şeylerden biri. Siz nerede yaşarsınız? Ne yer ne içersiniz? İşte cemaatinizle aynı evde mi? Herkes aynı evde, her odada birisi mi oturur filan? Bunlar çok merak edilen şeyler. Belki biraz özel olacak ama gerçekten insanlar bunları merak ediyor. Ben de çok merak ediyorum. Ne yer ne içersiniz? Tabii. Nerede yaşarsınız? Birlikte mi otursunuz? Bu cemaatin çalışma şekli nedir? Neler yaparsınız? Evet. Türkiye'de biliyorsunuz birçok cemaat var. Ortodoksların cemaatleri var, Musevilerin var, Masonların var. Hristiyanlar var, Müslümanların var, tarikatlar var, gruplar var. Bunların hepsi kendi aralarında arkadaşlar, görüşürler, ticaretini kendi aralarında yaparlar. Genellikle birbirleriyle evlenirler, birbirlerinin evine giderler. Bir telefon trafiği vardır, bir internet trafiği vardır kendi aralarında. Bir aile gibidirler. Biz de, beni seven arkadaşlarım da tabii ki bir aile gibiyiz. Birbirimizi çok seviyoruz, dostuz, kardeşiz. Yani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez, öyle tabir edeyim inşallah. Ama yani bir eve doluşup hepimiz oturmayalım. Tabii rahat rahat yaşıyoruz. mesela pardon burada normal burada kaç kişi kalabilir? 6-7 kişi kalır yani mesela. Arkadaşlarım çoğu da evlidir benim. Oktar da evli. Evet. Öyle mi? Evet. Hiç bilmiyorduk. O da evli. Evet. Eşi de yargılanıyor. O da ona 3 yıl hapis cezası verdiler. Evet. Çete suçundan. Hatta kız kardeşimin nişanlısına da aynı evet, şekilde. O da çete suçundan, o da 3 yılla o da yargılanıyor. Yani hüküm verildi de Yargıtay aşamasında. Ama tabii bu Müslümanların karşılaştığı bir şeydir. Hazreti Yusuf da biliyorsunuz hapiste kalmıştır. İmam-ı Rabbaniler, diğer büyükler, müçtehitler. Hepsi bu olayla karşılaşmış Said Nursi Hazretleri. Yani bu son derece normaldir. Eğer bir insan Allah'ı, dini savunuyorsa her türlü zorluğu göze alacak demektir. Yoksa yani öbür türlü bir hayat yok zaten. Allah şeytanın Allah'sıdır bu konu diyor. Daha öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden hemen cennete gireceğinizi zannettiniz diyor Allah. Demek ki bu imtihanla karşılaşacağız. Bu da son derece normal, tabii bir şeydir. Mesela bu arkadaşların, hocamın eşinin yargılandığı, ben de 3 yıl hapis cezası aldım. Fakat Cumhuriyet Savcısı, bizim mahkememizin savcısı dedi ki, mahkeme dosyasını ben inceledim, bütün dosyayı inceledim. Dosyanın içinde tek bir tane sanıkları aleyhine delil bulamadım diyor. Aleyh hiçbir delil yok diyor. Dosya boş diyor. İkinci olarak diyor, bu çocuklar diyor, bu kişiler işkenceyle karşılaşmışlar ve ifadeleri işkenceyle alınmış. Ve ayrıca çok önemli bir hususa dikkat çekiyor, yanlarında avukat yok diyor. Avukat olmadan alındığı için, tehdit altında olduğu için bu ifade geçersizdir diyor. Üçüncü bir delil daha veriyor savcı. Diyor ki bu çocuklar daha önce yargılanmışlar, aynı suçtan, aynı arkadaşlar yargılanmış. Bunlara da işte imamlık, şu bu iddiası olmuş. Fakat dosya delilleri, dosyadaki bütün ana deliller ve bu kişilerin yargılandığı konu aynı diyor. Bu kişiler de yargılanıyor. Bu kişilere beraat verdiğinize göre diyor, daha önceki kişilere beraat verdiğinize göre diyor savcı, bu kişilere de beraat vermeniz lazım diyor. Çünkü dosya aynı, deliller de aynı, kişiler de aynı, iddialar da aynı. Fakat mahkeme bunu kabul etmedi. 3 yıl, hatta 2 yıl normal cezası, 1 yıl da artırarak 3 yıl ceza verdi. Hayırlı uğurlu olsun hepimiz işte, yani Allah hepimize. Çok zor tabii ki. Bereket nasip etsin, hayır nasip etsin. İnşallah. Zorluk olmadan da ibadet olmaz yani. Her zorlukla beraber kolaylık var diyor Allah, şeytanın Allah'sının. Hatta iki kere tekrarlayıp her zorlukla beraber kolaylık var. Bu Müslüman bahsediyor, bundan karşılaşacak iftihar ederim. Özellikle savcının bu ifadelere rağmen 3 yıl ceza almak benim için çok heyecan verici ve şerefli bir olay.